Şimdi arkadaşlar, bu Çin'in özellikle son dönemlerde dünya ekonomisinin lokomotifi bir noktaya evrilmiş olmasından hareketle bazı çevrelerin oldukça meraklılığı söz konusu. Bu olayın nasıl gerçekleştiği, neden kaynaklı olduğu yönünde. Şimdi arkadaşlar, buradaki ana konu ülkelerin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili sistemlerinde öngördükleri girişimlerin gerçekleşmemiş olması. Kısaca bunu bu şekilde özetlememiz mümkün. Dolayısıyla üretim farklı bir sistemde çalışan Uzak Doğu ülkelerine kaydırıldı. Bunu bu şekilde ifade etmemiz, özetlememiz mümkün. Bu noktadan da hareket ettiğimizde işte Çin gerçekten oldukça bir rekabetçi sürecin sonunda dünya ekonomisinin lokomotifi bir pozisyona evrildi. Yani bu konu kısaca bu şekilde. Gerçekten gelişmeler oldukça dikkat çekici bir noktada olduğunu ifade etmemiz mümkün.